Mart 1996'da Galatasaray başkanı olmuştunuz. 5,5 yıl o koltukta kaldınız ve 5,5 yıla 14 kupa yanılmıyorsam değil mi? Evet. 14 kupa sığdı. Sonra kendi isteğiniz. Sığdırdık. Sığdırdınız. Sonra da kendi isteğinizle. Burası önemli, altını çiziyorum. Yıprandım ve yıpratıldım. Galatasaray'ın önünü açalım diyerek ayrıldınız. Kendi isteğiyle bir makamı terk etmek bugünlerde çok fazla rastlanan bir durum değil. Özellikle böyle büyük kulüplerimizdeki tek adam başkanlığı, tek adam iktidarı söz konusuyken. Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Belki bundan o Galatasaray kültürüne de bir çıkış yapabiliriz. Evet, o zaman biliyorsunuz 2001'de yani epey bir menfi kampanya yapıldı benim aleyhime. Olur böyle şeyler hayatta. Yani fazla şey değilim böyle. Kin beslemem, intikam almam, böyle şeylerim yok benim. Olur böyle şeyler. Onu tabii bizimkiler yaptı onu. Başkası yapmadı yani. Yine kendi içimizden. Kendi içimizden oldu tabii. Yani işte, başka yerde arama. Yani onu da söyleyeyim. Onu da biliyorum. dolayısıyla ama o ve benim kişiliğimde bu sefer Galatasaray zarar görmeye başladı. Ciddi anlamda. Ama benim ayrılmamla ben Galatasaray'a sonra verilen zararlara mani olabildim mi olamadım mı bilemiyorum, emin değilim. Çünkü benden sonra bir olağanüstü seçimde biliyorsunuz Mehmet Cansu'nun... Kısa süreli bir başkanlık dönemiydi Sayın Cansu'nun. 8 aylık bir... yani Mehmet Cansu'nun bugün iddia olunduğu gibi bu olağanüstü seçimdir. Dolayısıyla ben dönemi tamamlamam. O zamanlar 2 senedir. Ben 2 sene yaparım gibi bir iddia ileri sürmedim. Evet. Burada bir kinaye var. Öyle bir iddia sürmedi. Dolayısıyla onu bırakmak mecburiyetindeydim. Efendi de bıraktım zaten. Siz pek çok Galatasaraylı tarafından, hatta taraflı tarafsız diğer futbol severler tarafından da çok vizyoner bir başkan olarak nitelendirildiniz hep. Şimdi 2000'de kulüpler bazında futbolda bu ülkenin gördüğü en büyük başarıyı yakalamışken, üzerine işte hem UEFA Kupası hem Süper Kupa, sonra Lucescu'yu da getiren sizin yönetmeniz, evet. Fatih Hoca'dan sonra. Derler ki, çok kimsenin eleştirisi o, ya bu kupayı yeteri kadar değerlendiremedi Galatasaray. Acaba o hemen o yılın sonrasında işte Fatih Terim Fiorentina'ya gitmişti, birçok önemli futbolcu gitti. Bu işin bir yönü tabii, belki sportif yönü ama... Merchandising ve benzeri konularda. Gerçekten öyle mi oldu? O dönemde neydi o sıkıntı? Bu eleştiriyi ben çünkü çoğu kimseden görüyorum. Hatta Fenerbahçe kazansaydı İstanbul'un göbeğine heykel dikerlerdi falan diyenler de var. O tabii daha da ileri gidebilir. Belki Türk bayrağına sarılır, Cevet Binder bant atabilirlerdi. Yani o Fenerbahçelilerin becerisi. O değil. Fakat tabii kupayı değerlendirememe doğru bir teşhis ve doğru bir tenkit diyelim. Fakat bizim zamanımızda değil, biz kupayı doğru değerlendirme, onun devamını sağlayabilmek için de, yani çünkü iki şekilde değerlendirme var. Bir, bunu ürün satarak, marka satarak değerlendirirsiniz maddi bakımdan. Evet, o bir kısım yapılır, iyi yapılabilir, başarılı yapılır. Çünkü Asya'ya gidebilir. Bütün bu Asya'daki diyelim ki Avrupa kulüplerinin, eski kulüplerinin, hı hı, Arsenal gibi, Bayern Münih gibi, i̇şte Manchester United, Çin pazarını falan bir anda fethettiler. Kulüplere karşı Galatasaray'ın bu kupayı alması tabii heyecanlandırdı. O İngilizlerin tabir ettiği gibi underdog dedikleri pozisyonda idik. Onu değerlendirebilirdik. Ama benden sonra değerlendirilebilirdi. Esasında o süreyi devam ettirmek lazım. Halbuki biz bir kısım, bir müddet Mehmet Cansu'nun başkanlığında 2002 Mart'ına kadar götürdüler. Hatta maddi bakımdan da, mali bakımdan da epey reformlar yaptılar. Fakat sonra, 2002'den sonra bu iş tersine döndü. Bizim bir de finansal ortaklığımız vardı. Evet. Onunla da bir ihtilafa düştük. O da uluslararası bir reputasyonumuzu
bozucu bir hamleydi. Çünkü neticede biz o ihtilaftan, yanlış yönettiğimiz bir ihtilaftan, tabii bir anlaşma her zaman ilk gün yapıldığı gibi de devam etmeyebilir. Anlaşma sonra da bir takım değişikliklere tabi olabilir ama bunu karşılıklı oturup ortaklarla tartışarak yapılır. Metazori, baskı yaparak, ihlal ederek yapılmaz. Neticede o anlaşmanın neticesinde biz 9 milyon dolar da o zamanın parasıyla, hı hı, tazminat ödedik sulh olabilmek için. Evet. Hisseleri de aldık. Yani bu süreci, ondan sonraki süreci, bu UEFA Kupası'nın diyelim ki başarısını biz on sonra değerlendiremedik. Hem sportif açıdan değerlendiremedik, hem ticari açıdan değerlendiremedik. Siz hala daha Galatasaraylılar, hem duruşunuzla, hem kişiliğinizle, hem az önce vurguladığım o vizyoner görüntünüzle Galatasaraylı taraftarların programın girişinde de söylediğim gibi o efsane başkan nitelemesinin canlı örneğisiniz. Sizin işte döneminizin üzerinden aşağı yukarı bir 16-17 yıl geçti. Çeşitli sportif başarılar oldu. Belki uluslararası başarılar aynı seviyede gelmedi. Onun uzağında kaldı. Ama işte maddi sıkıntılar da devam etti. Sizden sonraki sürece baktığınız zaman hani kurumsal devamlılık, bir başkan kendi emek verdiği bir sürecin sonrasında da bir şeylerin hani şu şöyle olur, bu böyle olur, Galatasaray'da şu noktaya gelir diye mutlaka düşünmüşsünüzdür siz de. Siz bir noktaya taşıdığınız kurumun düşündüğünüz şekilde geliştiğini düşünüyor musunuz? Şimdi bu arada geçen yaklaşık 20 yıllık süreçte neler umduğunuz gibi gitti, neler gitmedi? Dışarıdan, hem içeriden hem dışarıdan bir gözle bakın. Şimdi tabii Galatasaray tabii bizim için, bizim yönetim kurulumuz için bir yaşam tarzı oluyor. Biz buradan tabii artık ben yaptım, koptum, gittim olmuyor. Tabii ki doğal olarak ilgileniyoruz tabii ki sonuna kadar. Şimdi ben ayrıldıktan sonra, yani ayrılma durumunda kaldıktan sonra Mehmet Cansu'nu getirdiler gayet güzel bir şekilde ve teslim ettiler Özhan Can Aydın'a. Özhan Can Aydın iyi niyetli, rahmetli, iyi bir niyetli bir şeyler ama bence Galatasaray'ın genel kurullarınca alınmış olan bir sürecini ve gidişatını ve istikbalini tersine döndürdü. Ben iddia ederim ki bizim bu ortaklık kavgamız olmasaydı, tabii çoktan o ortak ayrılmıştı artık bizden. Hı hı hı. Onlar 2008'de, 2009'da ayrılma programı vardı. Zaten birleşme vardı ki Adnan Polat yaptı sonra o birleşmeyi. Bir de o programlar da vardı zaten. Onu tersine döndürmekle bugünün borç şeyini biraz hazırlamış oldu. Çünkü bizde bu borç olmazdı ortaklığımız olsaydı. Daha kurumsal disipline girmiş olacaktık. Bugün bizde bir kurumsal disiplin yok. Problemimiz o. Her gelen değiştiriyor. Rahmetliden sonra Adnan Polat bir şeyler yapmaya çalıştı. Rahmetli, onun da gidişi çok sancılı oldu. Çok büyük ayıp. Yani ona ayrıca geleceğim. Hı hı. Özhan başkan zamanında, rahmetli nur içinde yatsın, fakat yanlış bir bilgiyle bir harekette bulundu ve Mecidiyeköy'ü terk etti. Onu siz olumsuz mu değerlendiriyorsunuz? Tabii, Mecidiyeköy'ü de. Çünkü biz zaten bizim zamanımızda stadın planları yapılmıştı, ihalesi yapılmıştı. 8 Mayıs 2000 tarihinde Tekfen ihaleyi kazanmıştı. 86 milyon dolarlık bir teklifle. Sonra biliyorsunuz bir süreç geldi. Türkiye Cumhuriyeti hayatının yani en büyük ekonomik krizine girdi. Tabii stad yapacak bir şey yoktu. İmkan bulmadı. Faizlerin %7.000'e çıktı. Gecelik faizin %7.000'e çıktı bir dönemde, zaten olamadı. Sonra 2002'de ekonomi düzelmeye başladı. Seçimlerden sonra falan. O sırada işte finansman da bulunabilirdi. Planları bitmiş, hazırlanmış bir stad Mecidiyeköy'e yapılabilirdi.
Şimdi buna diyecekler belediye müsaade etmiyordu. Katiyen bunlar doğru değil. Çünkü o zamanlar Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanıydı. Biz ruhsatı da ondan almıştık zaten.